Sırada Karahanlı Türkçesi ile Karahanlı döneminde yazılmış Kur'an tercümeleri var. Bunlara da biraz bakalım, göz gezdirelim. İslamiyet Türkler tarafından 10. yüzyılda devlet dini olarak kabul edilmiştir. Bu dinin kutsal kitabı olan Kur'an'ın Türkçe'ye ilk tercümesinin kimi tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Ancak ilk tercümelerin İslamiyet'in kabul edildiği 10. yüzyıla ya da 11. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmekte. Karahanlılar döneminde Karahanlı Türkçesi ile yapılan ilk Kur'an tercümeleri satır altı tercüme niteliğinde. Yani bir orijinali, bir de altta çevirisi. İlk çevirilerin ne zaman yapıldığı konusunda kesin bilgiler yok. Sattır altı Kur'an tercümelerinden Karahanlılar dönemine ait olduğu tahmin edilen çeviriler şunlardır. Şimdi bunlardan birincisi Türk İslam Eserleri Müzesi'nde 73 numaralı da kayıtta olan nüsha var. Bu nüsha Muhammed bin El Haç Devlet Şah Eşşirazi tarafından 1333-34 yılında kopyalanmış eser gösterdiği dil özellikleri yönünden karanlık ile yazılmış metinler arasına dahil edilebilmekte Türkçe bölümler kırmızı mürekkeple ve nesih yazı stiliyle Yazılmış söz varlığı açısından başka metinlerde bulunmayan yeni sözcüklere rastlanır. Bunun yanı sıra söz varlığı Kutatkubilik ve DLT'nin söz varlığıyla örtüşmekte. Yazmanın sonunda harfler bitiştirilmeden farklı bir tarzda Kur'an'ın niçin hat edildiğine dair cümleler var. Bunu takiben Kur'an'ı vakf edenin kabrinin nurla dolması dileğinde bulunulur. Burada da farklı yazı kullanılmıştır. 902 yani 451 sayfadan oluşan bu tercümenin Kur'an tercümeleri içinde en eskisi olduğu kabul edilmektedir. Bir diğeri ise ikincisi anonim tefsir var. Bu eser Orta Asya tefsiri, anonim tefsir ve müellifi meçhur Kur'an tefs tefsiri adlarıyla da bilinmekte. Bu tefsir Petersburg'daki Asya Halkları Enstitüsü kitaplığındadır. Kopya ediliş tarihi, yeri ve kopyalayanın kim olduğu bilinmemekte. Bu tercümenin diğerlerinden farkı satır arası tercümenin yanı sıra surelerle ilgili tefsir ve hikayelere de yer vermesidir. Satır arası çeviri karanlı Türkçe'siyle, ile tefsir ve hikayeler ise Kıpçak, Oğuz ve Çağatay unsurlarının kullanıldığı Harezm Türkçesi ile yazılmıştır. Eser 1914 yılında Zeki Veli Lidogan tarafından Fergana'da bulunmuştur. Üçüncü tercüme ise Manchester John Royland nüshası Manchester. Roylands kitaplığı Arapça yazmalar bölümü 25-38'de kayıtlı olan nüshanın telif ve istinsah tarihi belli değil. Roylands nüshası Türkçe ve Farsça çeviriyi içermekte dili hakkında ileri sürülen değişik görüşleri değerlendiren Janos Ekman tercümenin 12. yüzyılın sonu ile 13. yüzyılın başına ait Karanlı Türkçesi dil özelliklerini gösterdiğini belirtir ve sonuncu tercüme Taşkent Özbek Bilimler Akademisi 2854'te kayıtlı olan nüsha satır arası Türkçe ve Farsça çeviri yer alır yorumlar içermez. Bu yazılma üzerine çalışan Semenova göre Türkçe çeviri Karanlı Türkçesi dil özelliklerini yansıtır arkadaşlar. Bunu da bitirdik. Bundan sonra Karanlı Türkçesi ile yazılmış eserler üzerine yapılan belli başlı bazı çalışmalara değineceğiz. Görüşmek dileğiyle.